Diğer videolarda bahsettiğimiz gibi 15. yüzyılın başlamasıyla Timur'un hüküm sürdüğü İran ve Orta Asya parçalanır. Bilindiği gibi Timur'un birçok torunu var ve bunlar kendi krallıklarını kuruyorlar arkadaşlar. 1483 yılında şimdilerde Özbekistan'ın doğusunda yer alan Orta Asya'nın Andijan şehrinde Timur'un torunlarından Babür 12 yaşında babasının ölümünden sonra Fergana tahtını devralmaya çalışıyor. Hükümdarlığının ilk yıllarında iktidarını sağlamlaştırıyor. Semerkant'ın kontrolünü de almaya çalışıyor. Daha sonra hem buranın hem de kısa bir süre sonra Fergana'nın kontrolünü kaybediyor. Bu süreçte sürekli iktidarını kaybetmeye devam ediyor. Ancak 16. yüzyılın başında Kabile almayı başarıyor. Ardından Orta Asya yerine Hindistan'a odaklanmaya karar veriyor. 1526 yılında o zamana kadar Hint alt kıtasında Tek kullanılmayan topları kullanmasıyla ünlü olan Babür, Delhi Sultanı İbrahim Ludi'yi yener ve Kuzey Hindistan'da iktidara gelir. Gri yeşil gibi olan şu alanda gördüğünüz bölgede Babür ölümüne kadar yani 1530 yılına kadar iktidarını sürdürmüştür. Şimdi burada ilginç bir bilgi vereyim. Babürlüler için bazı batı dillerinde mesela İngilizce'de Mughal terimi kullanılır. Bu da Farsça Moğol kelimesinden gelir. Sebebi ise Babür Şah'ın Türk Moğol Fatihi olan Timur'un soyundan gelmesidir. Anne tarafından soyu ise Cengiz Han'a uzanıyor. Babür zamanında saray dilinin Farsça olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki Kuzey Hindistan kültüründe Pers etkisi belirgin ölçüde artmıştır. Babür'ün ölümünün ardından oğlu Hümayun Şah iktidara gelir. Hümayun iktidarı elinde tutmakta zorluk çeker karşı durması gereken birçok aile içi taht rekabeti vardır. Sonunda Peştun Suri hanedanlığı tarafından tahttan indirilir. Yardım istemek için Safevilere gider ve onların desteğiyle kontrolü tekrar ele geçirir ancak hemen sonra merdivenlerden düşüp vefat eder. Sonrasında ise oğlu Ekber Şah tahta çıkar. Günümüzde Ekber Şah belki de Babür hükümdarlarının en ünlüsüdür. Gördüğünüz gibi bir süreliğine Hindistan'a hükmedebilmiştir. Bahsettiğimiz gibi Hümayun aslında tekrar fetih yapmak ve tahtı tekrar ele geçirmek durumunda kaldı. İktidardaki tutumu da diğerlerine göre zayıftı. Diğer yandan Ekber Şah şu lila renkli bölgeden görebileceğiniz gibi iktidarını genişletir ve merkezi otoriteyi güçlendirir. Ve belki de en önemlisi Hindistan'ı kültürel olarak birleştirmeye çalışmasıdır. Babürlüler Müslümandır ve farklı dinlere karşı hoşgörülüdür. Bu özellikle Ekber Şah ve Cihangir dönemine kadar geçerli diyebiliriz. Ekber Şah çoğulcu bir yaklaşımı benimsemiştir. Hükümdarlığı boyunca din akademisyenlerini yanında tutmuştur. Ayrıca bir açıdan hak dinleri birleştirmeye çalıştığını da söyleyebiliriz. Bu da Allah'ın dini anlamına geliyor ve dinillah terimiyle ifade ediliyor. Bunun yanı sıra Jainizm ve Hinduizmin birçok ilkesi Ekber Şah'ın dikkatini çekmiştir mesela vejeteryan olmuş ve ineklerin kesilmesini yasaklamıştır. Ekber Şah'ın ölüm yılı 1605'te oğlu Cihangir iktidara geldi. Tarihçiler Ekber Şah gibi Cihangir'in de oldukça hoşgörülü olduğunu söyler. Ayrıca Ekber Şah'ın yönetimindeki gibi Cihangir'in bilim ve sanatı olan ilgisi de devam etmiştir. Ancak Cihangir'in tavrı biraz daha tartışmalıdır. Mesela Guru Arjan'a işkence etmesi ve onu infaz etmesiyle bilinir. Bazıları bunun sebebi olarak Guru Arjan'ın Cihangir'in isyan eden oğlunun yanında durmasını söylüyor. Bazıları da sebep olarak Pencap'ta bir grubun Guru Arjan'ı takip ettiğini, Cihangir'in bu sebepten iktidarının güçsüzleşmesinden korktuğunu, bunun üzerine Guru Arjan'ı infaz etmeye karar verdiğini söylüyor. Cihangir tahtını oğlu Şah Cihana devrediyor. Şah Cihan'ın hoşgörü konusunda karnesi epey zayıf. Ancak saltanatı sırasında Babür mimarisinin altın çağı yaşanıyor. Mesela ünlü Tac Mahal 1630'larda inşa ediliyor. Burası Şah Cihan'ın eşinin naaşının bulunduğu bir anıt mezar. Buradan görebileceğiniz gibi Tac Mahal Agra'da bulunuyor. Agra ve Delhi farklı zamanlarda Babür İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. Bir süreliğine de Lahor başkenti olarak kalmıştır. Evet, Şah Cihan daha sonra oğlu Evrengzib tarafından hapsedilir. Evrengzib çok güçlü ve otoriter bir hükümdar olarak bilinir. Buradan Evrengzib'in Babür İmparatorluğunu Güney Hindistan'a doğru genişlettiğini görebilirsiniz. Böylece Babür İmparatorluğunun sınırları, yani en geniş halindeyken tabi, bundan yaklaşık 2000 yıl önce Maurya İmparatorluğu tarafından yönetilen bölgeyi kapsar hale geliyor. Evet, Evrenkzip gerçek anlamda son güçlü Babür imparatoru olarak bilinmesine rağmen en az hoşgörülü imparatorlardan biri olarak da bilinmektedir. 1707 yılında Evrenkzip ölümüyle birlikte tahtını daha zayıf Babür hükümdarlarına bırakmıştır. 18. yüzyılda Babürlülerin gücünde ve toprak hakimiyetinde önemli ölçüde bir düşüş görebilirsiniz. İran Şahı Nadir Şah Delhi'yi işgal ediyor ve 18. yüzyılın ikinci yarısına girilmesiyle Birleşik Krallık bölgede yavaş yavaş hakimiyet kurmaya başlıyor. Bu da yalnızca Babürlülerin değil, Hint hükümdarlarının topraklarında da devam ediyor.